Merhaba arkadaşlar, bu videoda derimizden bahsedeceğiz. Derimiz vücudumuzun en ağır organıdır. Yaklaşık olarak ortalama bir insanda 5 kilogram ağırlığa sahiptir arkadaşlar. Tabii bu kişinin cüssesine göre değişebilir. Daha küçük kişilerde daha az, daha böyle cüsseli büyük kişilerde daha fazla kiloya sahip olabilir. O zaman şöyle yazalım, vücudumuzun en ağır organıdır diyelim. Vücudumuzun en ağır organıdır. Arkadaşlar derimiz iki kısımdan oluşur. Şimdi ben yine bunu şöyle bir tablo halinde yazmak istiyorum. Tablo halinde anlatacağım. Üst deri ve alt deri olarak ikiye ayıracağız deriyi. Şöyle ayıralım. Üst deri, diğer bir adıyla epidermis. Bir de arkadaşlar alt deri. Alt deri de dermis olarak isimlendirilir. Dermis. Şimdi ikisinin birbirinden farklarına, ortak özelliklerine bakalım. Arkadaşlar üst deri ölü tabakadan oluşan derimizdir. Aslında bu da yine kendi içerisindeki tabakaya ayrılıyor. Bunu da ayıracağım. Ölü ve canlı tabakası vardır üst derimizin. Bu tabakalardan bahsedeceğim şimdi. Şöyle diyelim, iki kısımdan oluşur diyelim ya da iki bölgeye ayrılır. Arkadaşlar üst deri de yine iki bölgeye ayıralım bunu da. Bir korun tabakası vardır. Bir korun tabakası, bir de malpighi tabakası. Korun tabakası ve malpighi tabakası. Şimdi bu tabakalar nedir, ne işe yarar? Arkadaşlar korun tabakası ölü hücrelerden oluşan ve adı üstünde bizim vücudumuzun en üst kısmını örten, en üst kısmını koruyan tabakamızdır. O zaman şöyle diyelim, hücreleri ölüdür. Hücreleri ölüdür. Vücudu korur. Vücudu korur. Arkadaşlar, genel olarak söyleyeyim, epidermiste kan damarı bulunmaz. İsterseniz şöyle yazayım. Epidermiste kan damarı bulunmaz. Kan damarı ve sinir. Sinir bulunmaz. Dolayısıyla korun tabakası zaten ölü hücrelerden oluştuğu için beslenme ihtiyacı hissetmiyor ama malpighi tabakası beslenme ihtiyacı hissedecek. Çünkü hücreleri canlı onun. Bu yüzden de bunlar alt deriden beslenecekler. Çünkü kan damarı ve sinirler alt deride bulunacak. Vücudu korur dedik, hücreleri ölüdür dedik. Arkadaşlar saç ve tırnak oluşumu bu tabakadan gerçekleşir. Saç ve tırnak oluşumu burada gerçekleşir. Evet, korun tabakası ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim malpighi tabakasına. Malpighi tabakasının hücreleri canlıdır. Bu tabakada melanin diye bir pigment üretilir. Bu pigmentle deriye renk verilmesi sağlanır arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim, melanin pigmentini üreterek deriye renk verir. Malpighi tabakası ile ilgili şunu da söyleyelim. Kan damar ve sinir bulunmadığı için nereden beslenecek? Alt deriden beslenir. Evet, korun ve malpighi tabakası ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim alt deriye. Alt deri kendi içerisinde herhangi bir bölgeye ayrılmıyor. Arkadaşlar kan damarı, sinir, reseptör bunların tamamı alt deride bulunuyor. Yani dermiste bulunuyor. O zaman şöyle diyelim. Kan damarı ve sinirler burada bulunur. Bir diğer özelliği için ne diyelim? Reseptörler. Burada bulunur. Arkadaşlar kıl kökleri, yağ bezleri, ya da yağ ve ter bezleri diyelim. Yine burada bulunacak. Şimdi bunları bildikten sonra bizim birkaç tane reseptör bilmemiz lazım alt deriyle ilgili. Yani bizim derimizde hangi reseptörler var bunları bilmemiz gerekiyor. O zaman şöyle yazalım. Reseptörler. Arkadaşlar
Bizim derimizde bunlar reseptörlerden birkaç tanesini yazıyorum ben size. Şimdi derimiz sıcaklık, soğukluk, basınç gibi olayları algılıyor. Peki bu reseptörlerin özel isimleri var. Bunlardan bahsedelim. Mesela Krause. Bakın Krause bu soğuğu algılayan reseptörümüzdür. Daha sonra Pacini. Bu basıncı algılar. Basınç ne ile gösteriliyordu? P harfiyle değil mi gösteriliyor fizikte, kimyada? Dolayısıyla buradaki P'den çıkarabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar Merkel diskleri vardır. Merkel diskleri. Bunlar dokunmayı algılar. Yine Meissner cisimciği vardır. Meissner cisimciği. Bu da neyi algılar? Yine dokunmayı algılar arkadaşlar. İşte yavaş dokunma, sert dokunma gibi. Hani bunlar ayrılıyor. Daha sonra bir de sıcağı algılayan vardır. Sıcağı algılayan ise Ruffini'dir. Ruffini cisimciği de neyi algılayacak? Sıcaklığı algılar. Evet, reseptörlerimiz bu şekilde. Bunlarla ilgili çok fazla soru gelir mi? Gelmez zannetmiyorum ama yine de aklınızda bulunsun. Arada sırada çıkarsa çözersiniz. Deri ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi deriyi anlattıktan sonra ben şöyle birkaç tane genel bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle alta geçiyorum. İlk önce reseptörlerden bahsedeceğim. Bizim vücudumuzda bunlar reseptörlerden. Bir de duyu organlarında reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerden bahsedeceğim. O zaman şöyle diyelim. Reseptörler diyelim. Reseptörler. Bir de reseptörlerin yoğun olduğu yerler. Yoğun olduğu yerler. Bununla birlikte duyu organlarını bitirelim. İlk önce reseptörlerden bahsedelim. Arkadaşlar 3 çeşit reseptörümüz vardır. Bunlar fotoreseptörler, kemoreseptörler ve mekanoreseptörler. Ve duyu organlarında bulundukları kısımlar vardır. Onlardan zaten bahsedeceğim. İlk önce hangi duyu organında hangi reseptör var buna bakalım. Fotoreseptörler diyelim. Fotoreseptörler ışığı algılayan reseptörlerdir ve dolayısıyla nerede bulunacak? Gözümüzde. Daha sonra kemoreseptörler diyelim. Kemoreseptör. Bunlar da kimyasal maddeleri algılar. Yani tattır, kokudur bunları algılar. O zaman nerede bulunur? Dil ve burunda bulunur arkadaşlar. Bir de mekanoreseptörler vardır. Mekanoreseptör. Bunlar da basınçtır, sıcaklıktır. Bunları algılar. Dolayısıyla kulak da basıncı ayarlıyor hatırlayın. Kulak ve nerede bulunacak? Derimizde bulunacak. Şimdi gelelim duyu organlarında reseptörlerin yoğun olduğu yerlere bakalım arkadaşlar. Duyu organlarını şöyle yazalım. Göz, kulak, burun, dil ve deri. Şimdi gözümüzde reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yere biz sarı benek diyoruz. Sarı benek. Burada bol miktarda bulunuyor reseptör. Kulağımızda arkadaşlar korti organı. Korti organında bulunur. Burnumuzda sarı bölgede bulunur. Sarı bölge. Bakın sakın ikisini birbirine karıştırmayın. Gözde sarı benek, burunda sarı bölge. Dilimize geldiğimizde dilimizde papillalar. Papilla. Deride ise arkadaşlar nerede bulunuyordu? Alt deride reseptörler bulunur. Evet, bunlarla ilgili de mutlaka yine sizin karşınıza sorular çıkar. O yüzden aklınızda bulunsun, çözmeyi unutmayın. Arkadaşlar, böylece duyu organlarını bitirmiş olduk. Duyu organları ile ilgili elinizde bulunan tüm soruları çözebilirsiniz. Ben de zaten bir sonraki videoda soru çözümü yapacağım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.